Proje yöneticisi, projenin bulunduğu aşamayı öğrenebilmek ve beklenmedik durumların üstesinden zamanında gelebilmek için düzenli olarak bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme, belirli zaman dilimlerinde gerçekleştirilen durum toplantıları aracılığıyla yapılmalıdır. İşler yolunda gittiğinde ise yalnızca durum raporlarıyla proje yürütülmeye devam edilebilir. Proje yöneticisinin her zaman iyi tanımlanmış bir test ve değerlendirme sistemi olmalı ve bu sistemin risk planlamasının bir parçası olması sağlanmalıdır. Bunun yanında proje yöneticisi iyi bir iletişim süreciyle hem paydaş katılımlarını hem de proje takımının motivasyonunu yüksek tutmalıdır. Projelerde gerçekleştirilebilecek problemlere karşı hazırlıklı olunmalı ve problemlerle ortaya çıkmadan önce baş edilebilmelidir. Proje yöneticisi bu problemlere karşı iyi bir çözüm üretmeli ve alınan eylem kararlarının uygulanabilir olmasını sağlamalıdır. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Durum toplantısı, risklerin izlenmesi ve kontrolü, paydaş katılımının izlenmesi ve kontrolü, proje iletişimin kontrolü. Bu programı izledikten sonra proje durum toplantısı nedir? Risklerin izlenmesi ve kontrolü nasıl gerçekleştirilir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Projedeki ilerlemenin kontrol altında tutulması ve hangi aşamaların geçilip hangi aşamaların geçilmediğinin tespit edilmesi için proje yöneticisinin proje çalışanlarından bilgi aldığı toplantılara proje durum toplantıları adı verilir. Durum toplantıları projenin büyüklüğüne ve zaman kısıtlarına bağlı olarak uygun aralıklarla yapılmalıdır. İşler beklenildiği gibi gittiğinde ve projenin amaçlarında bir sapma meydana gelmediğinde durum toplantıları yerine durum raporlarıyla projenin yürütülmesine devam edilir. Durum toplantıları sırasında bir kriz durumuyla karşı karşıya kalındığında konunun bu kriz üzerinde odaklanması için tüm çaba sarf edilmelidir. Durum toplantılarından önce toplantıya katılacaklar tarafından tamamlanması gereken bazı işler bulunduğunda bunların toplantıdan önce çözüme ulaştırılması ve sonuçlara ilişkin bilgilerin kesinlikle tespit edilmesi gerekir. Toplantı süresince hangi işin kim tarafından, ne zaman, nasıl ve hangi kaynakları kullanarak yapılacağına ilişkin tüm kararlar dikkatli bir biçimde not edilmelidir. Toplantı sonrası alınan kararlar ve eylem planları ile ilgili birimlere olabildiğince çabuk aktarılmalı ve uygulamaların gerekli düzeltmelerle başlaması sağlanmalıdır. Proje izleme ve kontrol süreçlerinde projede var olan ölçümler için risk ile başa çıkma eylemlerinin etkinliği sürekli olarak izlenir ve değerlendirilir. Sonuçların sürekli olarak izlenmesi sayesinde yeni riske tepki stratejileri geliştirilebileceği gibi, hali hazırda mevcut planlar yeniden yapılandırılabilir. Bilinen risklerin tekrar tekrar analiz edilmesi de izleme ve kontrol süreçlerinin bir parçası olmalıdır. Temel olarak risk izleme ve kontrol süreçlerinde olası riskler izlenerek bunların olumsuz etkilerinin mümkün olduğunca kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlayacak biçimde tasarlanmalıdır. Şimdi bu konuda proje yöneticisinin kullanabileceği kimi teknikleri inceleyelim. Kazanılmış değer, risk ile başa çıkmak için uygulanan eylemlerin tahmin edilen sonuçlarla uyum içinde olup olmadığının tespitinde kullanılır. Program ölçütleri, proje süresince projenin her aşamasında gelinmesi gereken noktaya ilişkin bilgi ve belgelerdir. Çizelge performans izlemede ise, projenin planlanma aşamasında oluşturulan çizelge ile gerçekleşen faaliyetler karşılaştırılarak ilk plana ne kadar uyulduğu, uyulmadığındaysa nedeni araştırılır. Teknik performans izleme, risk ile başa çıkmak üzere uygulanan ve mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyulan durumlarda, mühendislik sonuçlarının teknik ayrıntılarının incelenmesidir. paydaş katılımın izlenmesi ve kontrol edilmesi alt sürecinde, bilgi yönetim sistemleri, uzman görüşü ve toplantılar olmak üzere 3 tane araç ve teknik yer alır. Sürecin girdileri, proje yönetim planı, iş performans verisi, sorun kayıtları ve proje belgeleridir. Sürecin çıktıları, iş performans bilgisi, değişiklik talepleri, proje yönetim planı güncellemeleri ve proje belgelerinin güncellenmesinden oluşur. Öncelikle paydaş katılımları için bir planlamanın yapılması beklenir. Daha sonra paydaşların istek ve ihtiyaçlarının neler olduklarının belirlenmesi aşamasına geçilir. Paydaşların istek ve ihtiyaçları dikkatli bir biçimde incelendikten sonra paydaş istekleri projenin çeşitli aşamalarına katkı veya etkilerine göre sınıflandırılır. Sınıflandırılan bu katkı veya etkilere göre Proje kapsamında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler tespit edilerek bu değişikliklerin uygulanabilirlikleri araştırılır. Proje ekibi paydaşlardan elde edilen katkılar konusunda bilgilendirilirler. Proje tamamlandığında paydaş katılımlarının proje süresince projenin yaşam çevriminde ne gibi değişikliklere yol açtığı ve paydaş katılımlarıyla elde edilen kazanımları gösteren bir rapor hazırlanmalıdır. Paydaşların proje yaşam çevrimi süresince sunacakları katkı ve eleştirilerin projenin genel yapısında değişikliklere sebep olabileceği öngörülmelidir. Projede iletişimin kontrolü, projenin tüm yaşam çevrimi süresince proje paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için iletişimlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu sürecin en önemli kazancı proje katılımcıları arasında sağlıklı bir bilgi akışının sağlanmasıdır. İletişim kontrolü sürecinin girdileri proje yönetim planı, proje sırasındaki iletişimler, sorun kayıtları, iş performans verisi ve kurumsal süreç varlıklarıdır. Sürecin çıktıları ise iş performans bilgisi, değişiklik talepleri, proje yönetim planı değişiklikleri, proje belge güncellemeleri ve kurumsal süreç varlıkları güncellemeleridir. Proje yönetiminde iletişim kontrolü için öncelikle proje planına ihtiyaç duyulur. Proje planı yardımıyla herhangi bir bilginin yeterli miktarda ve zamanında ilgili birimlere ulaştırılması projenin başarılı sonuçlanmasında katkı sağlar. Mailer'ın önerdiği proje iletişim planlaması için örnek yapı ekranda gördüğünüz tabloda verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi kimin nasıl bir raporu hangi sıklıkla ve hangi dağıtım aracıyla alacağı açıkça tespit edilmiştir. Bu yapıya uyulduğu sürece iletişimin sağlıklı yürüyeceği düşünülür. Proje iletişim kontrolü sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise sadece olumlu ve beklenen durumların iletilmesinin yanı sıra olumsuz tüm durumlarında etkin ve zamanında aktarılması gerektiğidir. Olumsuz durumların da ilgili birimlere zamanında aktarılmasıyla proje yöneticisinin yerinde ve zamanında müdahale etmesine olanak sağlanır. Proje yöneticisinin ortaya çıkan problemin ne kadarlık bir zamanda çözmesi gerektiğini belirlemesi ve bir eylem planını yürürlüğe sokması gereklidir. Genel olarak düşünüldüğünde proje yönetiminin başarısı proje yöneticisinin problem çözme yeteneklerine bağlıdır denilebilir. Projedeki problemler küçük olabileceği gibi çok büyük de olabilir. Büyük ve hemen çözülmesi gereken problemlerde proje yöneticisinin mümkün olan en kısa sürede probleme ilişkin bir çözüm üretmesi ve bu çözümün ortaya çıkabilmesi için gerekli eylem planını uygulamaya koyması gerekir. Kimi zaman projelerin başlangıç tarihinde gecikmeler yaşanabilir. Projenin bir türlü başlatılamaması durumunda projenin gerekliliği sorgulanmalıdır. Projenin bitirilmesi gerçekten isteniyorsa, yönetim ve paydaşlarla görüşülerek proje bir an önce başlatılarak orijinal plana uyulmalıdır. Raporlama işlemi de bazen proje için bir problem kaynağı olabilir. Çok fazla sayıda ve ayrıntılı raporların hazırlanması gereksiz kaynak tüketebilir. Bu yüzden çok fazla rapor gerektiğinde birebir görüşmelerle projenin orijinal plana dönmesi için gerekenler yürürlüğe sokulabilir. Rekabet ortamında işletmeler, işlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasına gayret ettikleri için proje yöneticisine işletmelerden zaman çizelgesinde daraltma, azaltma talepleri gelebilir. Bu yüzden zaman çizelgesinde değişime gidilebilir. Ancak yapılan işin kalite standartlarına uygun olarak yürütülmesine devam edilmelidir. Karşılaşılabilecek bir başka problem ise maliyetin kontrol dışına çıkmasıdır. Böyle durumlarda iyi bir bütçe ve maliyet kontrol sistemiyle bu sorun ortaya çıkmadan kontrol altına alınabilir. İyi bir proje her zaman iyi bir izleme ve kontrol sistemi yardımıyla başarıya ulaşacaktır. İzleme ve kontrol süreçleri projenin başlamasıyla başlar ve projenin tamamlanmasıyla sona erer. Önemli olan izleme ve kontrol süreçleri devam ederken proje yöneticilerinin problemin ana kaynağına ulaşması ve sorunu buradan çözmeye çalışmasıdır. Projelerde ilerlemenin kontrol altında tutulması ve proje yöneticisinin Proje çalışanlarından bilgi almak amacıyla yaptığı toplantılara proje durum toplantısı adı verilir. Proje durum toplantıları projenin büyüklüğüne ve zaman kısıtına bağlı olarak uygun aralıklarla gerçekleştirilir. Proje yöneticisi olası riskleri izleyerek bunların olumsuz etkilerinin kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlamak için şu tekniklerden faydalanır. Kazanılmış değer, program ölçütleri çizelge performans izleme ve teknik performans izleme. İletişim kontrolü, projenin tüm yaşam çevrimi süresince proje paydaşlarının bilgi ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için iletişimlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Bu sürecin en önemli kazancı, projenin yaşam çevrimi boyunca herhangi bir zamanda proje katılımcıları arasında sağlıklı bir bilgi akışının sağlanmasıdır. Projelerde en sık karşılaşılan problemler şöyle sıralanabilir. Projelerin başlangıç tarihlerinde yaşanan gecikmeler, düzenlenen raporların çok ayrıntılı düzenlenerek zaman ve kaynak kaybına sebep olması, rekabet ortamındaki işletmelerin zaman kısıtları, maliyetlerin kontrol dışına çıkması. Bu programda proje durum toplantısı nedir? Risklerin izlenmesi ve kontrolü nasıl gerçekleştirilir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi proje yönetimi ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.